saçı temizliği yaptırdım. Ancak hala diş etlerimde kanama, sızlamalar ve zaman zaman şişlikler oluşuyor. Diş eti hastalıklarının tedavisinde diş taşı temizliği yeterli midir? Küretaj tedavisi ne zaman yapılmalıdır? Merhabalar, ben Doktor İlay Selamet. Diş eti hastalıkları ve implantoloji uzmanıyım. Bu videoda sizlere küretaj, aslında daha doğru bir ifadeyle kök yüzeyi düzleştirmesi tedavilerinden bahsediyor olacağım. Bir şekilde uzunca bir süre boyunca diş taşlarınızı temizletmemiş olan hastalarımızda genelde diş eti kanamaları ve diş etlerinde kızarıklıklar, şişlikler görürüz. Bunun sebebi diş taşlarının içerisinde var olan bakterilerdir. Bu bakteriler diş etlerinde iltihaplanmalara, çekilmelere sebep olmaktadır ve uzunca bir süre diş taşlarımızı temizletmediğimizde bakteriler diş etlerinde diş kökleri boyunca daha derin dokulara nüfuz etmektedir. Bu durumda diş eti tedavisi için sadece diş taşı temizliği maalesef ki yeterli olmayacaktır. Özetle ifade etmek gerekirse diş taşı temizliği işlemi diş etlerimizin üzerinde ve altında olan yani diş yüzeylerinde var olan diş taşlarının ortamdan uzaklaştırılma işlemi iken kök yüzeyi düzleştirmesi yani küretaj işlemi kök yüzeylerinde bakterilerin oluşturmuş olduğu enfekte sağlıksız diş dokusunun kaldırılması işlemidir. Diş eti muayenesi sırasında dişler etrafında periodontal cep ölçümü dediğimiz tanı işlemi yapılır. Periodontal cep derinliği eğer 3 mm'nin üzerinde ise mutlaka küretaj işlemi yapılmalıdır. Küretaj işlemi diş taşı temizliği yapıldıktan sonraki seans lokal anestezi altında özel aletler kullanılarak yapılır. Hastalığın seviyesine göre 2 ya da 4 seans halinde gerçekleştirilir. Her bir seans yaklaşık 45 dakika kadar sürmektedir. Hastalarımız işlem sırasında herhangi bir rahatsızlık hissetmezler. İşlem sonrasında birkaç gün hassasiyetlerin ve kanamaların olması normaldir. Ancak bu durum çok kısa süre içerisinde düzelecektir. Kök yüzeyi düzleştirme tedavisinin iyileşme süreci 3 haftadır. 3 haftalık iyileşme sürecinden sonra diş etlerinizdeki kanamalar tamamen duracak. Diş eti rengi ise kırmızıdan pembeye dönecektir. 3 haftalık iyileşme periyodundan sonra halen 5 mm'den derin periodontal cepler var ise bu kez flap operasyonlarının yapılması gerekmektedir. Sizler de diş etlerinizde yoğun kanama, şişlik ve kızarıklık olduğunu düşünüyorsanız durum daha da ilerlemeden diş eti hastalıkları uzmanından randevu alıp tedavilerinizi çok geçmeden olmalısınız. Sağlıklı günler dilerim.